Biliyorsunuz ki şu zamana kadar Skibidi Tuvalet'in hikayesini 3 video ile anlattım. Yeni bölümler geldiğinde hikayenin devamını da çekiyordum. Bu sefer birazcık farklı bir şey yapacağız. Şu zamana kadar anlattığım Skibidi Tuvalet videonu birleştirdim ve yeni gelen bölümleri de ekledim. Bu videoda 1. bölümden 46. bölüme kadar olan tüm hikayeyi anlatacağım. Önceki videoları da birleştirmiş olacağım. Bu videoya 20.000'e yakın beğeni bekliyorum. Abone de olursanız çok sevinirim. 20.000 beğeni gelirse Skibidi Tuvalet videonun devamı gelecek. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. İlk bölümümüze geldiğimizde kamerayı tutan yani görüntüyü gördüğümüz eleman ya da kişi diyelim. Lavabo ihtiyacını gidermek için lavaboya gidiyor. Tam işini halledeceği sırada lavabodan ana karakterimiz yani Skibidi Tuvalet. Bu adam çıkıyor ve kafasını sallayıp bir şeyler söylüyor. İlk bölümümüz bu şekilde bitiyor. İkinci bölümümüze geçtiğimizde yine karakterimiz lavaboya gittiğinde bu sefer tuvaletlerin sayısının arttığını görüyoruz. Bu da bir evrimleşmenin simgesi olabilir. İlk bölümde bir taneydi, ikinci bölümde 3 tane. Yani daha da giderek artacak. Buradan karakterlerimizin çoğaldığını görebiliyoruz. Üçüncü bölümümüze geldiğimizde asıl olaylar burada patlıyor. İlk bölümde bir kişiydi, ikinci bölümde 3 kişiydi. Bu sefer daha da artmış ve bir ordu olmuşlar. Bir ordu olarak şehre saldırıyorlar. Bu dediğim aklı çıkaracak bir konu daha. Bir sonraki bölümümüzde karakterlerimiz gerçekten de şehre ele geçmeye başlıyor. İnsanların olduğu belirli mekanlara girip orayı basıyorlar. Ve burada yeni bir karakterle tanışıyoruz. İsmini bilmiyoruz ama kendisi daha güçlü gibi duruyor. Yeni karakter açıldı. Sonraki bölümümüze geçtiğimizde artık tuvaletlerin gücünün deli dehşet arttı. Ve bu şekilde de orduların artık harekete geçtiğini görüyoruz. Yani orduların amacı tuvaletleri engellemek. Gerçekten çok farklı bir hikaye dönüyor. İlerleyen bölümümüzde bir şey fark ediyoruz. Görüntüyü gördüğümüz kamerayı çeken kişi bir kameraman. Tam garip oldu ama şimdi anlayacaksınız. Bu kameramanları videonun ilerleyen kısmında çok kez göreceğiz. Bu bölümümüzde tuvaletleri engellemenin, onları durdurmanın bir yolunu keşfediyoruz. Sifonlarını çekmek. Sifonlarını çekerek kendilerini engelleyebiliyoruz ve bu bölümün kameramanı da sifon çekerek tuvaleti engelliyor. Her bölümde kameramanlar ölüyor, büyük ihtimal yeni kameramanların gözünden görüyoruz. Gerçekten kameramanlar için bir like atın. Bir sonraki bölümümüze geçtiğimizde ise bu bahsettiğim olayın aynısı çıkıyor. Kameramanlar. Bir önceki bölümde gördüğümüz ordular. Onlar kameramanlardan oluşan ordular olabilir. Çünkü burada da bir kameraman ordusuna karşı bir tuvalet ordusu kapışıyor. Ve yukarıdan kameraya çeken kameramanımız da arkalanıyor. Korkmaya başladım. Ve etrafta tuvaletlerden heykeller var. Etrafındaki küçük tuvaletleri ki bunlar güçsüz tuvaletler. Sifonları çekilerek engellenebiliyor. Ama birinden kurtuluyorsun, beşi üstüne geliyor. Öyle düşün yani. Artık tuvaletler kendine aşıyor ve bir kilisede toplanıyor. Kendini büyük ihtimal ilah olarak gösteriyor. Ama bu sırada kameramanlar ortamı basıyor ve onu engelliyor. Nasıl? Sifonu çekerek. Sonraki bölümümüzde şunu görüyoruz ki şehirde sadece tuvaletler ve kameramanlar yok. Gerçek insanlar da var. Ve büyük ihtimal gerçek insanlar öldükten sonra tuvalete dönüşü olabilir. Bilmiyorum, bu bir teori. Ama bu bölümden şunu görüyoruz ki kaçan insanlar var. Tuvaletler önüne gelen her şeyi yok ediyor. Kameramanlar sadece ülkesini korumaya çalışıyor büyük ihtimal. Ve bu kameramanlar bir örgüt olabilir çünkü etrafta sürekli logosunu görüyorum. Büyük ihtimal bir örgüt bunlar. Bu sefer tuvaletler arasında yeni bir karakterimiz var. G-Man. G-Man tuvalet gözünden ışın çıkarabiliyor. Ve bu şekilde de etrafı yok edebiliyor. Bu bölümümüzde bunu görüyoruz. Bu sefer bunları nasıl engelleyecekler bilmiyorum tabii ki. Şimdi mantıken uçan tuvaletler var. Uçan taretler de yapılması lazım. Kameramanlar taretleri ayarlıyor. Ve uçan tuvaletlere karşı kullanıyorlar. Tabii ki bunlar bir işe yaramıyor çünkü tuvaleti engellemenin tek yolu sifonu çekmek. Taret tuvaleti oyalarken de kameramanlardan iki tanesi yukarı çıkıyor, sifonu çekiyor ve birini daha yok ediyorlar. Ve bu bölümden şunu öğreniyoruz. Sadece G-Man değil, büyük tuvaletler ya da uçan tuvaletlerin hepsi gözünden ışın çıkarabiliyor. Kendilerinin gittikçe sayıları artıyor. Dünyada yaşayan masum insanları da içerilerine alıyorlar ve yaşlısından kadınla, gencine, her çocuğuna herkes tuvalet. Herkes ele geçiriliyor. Siz de tuvalete dönüşmek istemiyorsanız abone olun ve like atın. Uyarmadı demeyin. Sonraki bölümümüzde şunu anlıyoruz ki tuvaletleri engellemenin tek yolu, ki küçük tuvaletleri engellemenin tek yolu sifonları çekmek değilmiş. Onları bombayla patlatıp engelleyebiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Artık kameraman dostlarımız kafasını çalıştırmaya başlıyor. Tuvaletlerin içerisine kamera takıyorlar ve uzaktan izliyorlar. Amaç ne? İçerilerine sızmak. Ama şöyle bir şey var ki tuvaletler çok zeki. Etraflarındaki casusları fark edebiliyorlar ve patlatabiliyorlar. Bu bölüm şu ana kadar gördüğümüz aralarında en epi olabilir. Tüm büyük tuvaletler birleşmiş ve birbirlerine büyük ihtimal plan anlatıyorlar. Ama nasıl anlatıyorlar bilmiyorum. Şibili dom diye anlatıyorlar büyük ihtimal. Plan anlatırken şunu görüyoruz ki deli dehşet evrimleşmişler. Bölümün başında sadece normal bir tuvaletti. Şimdi ise örümceğe benzeyen tuvalet var. G-Man tuvalet var. Uçan G-Man var. Bir sürü tuvalet var. Ve çok güçlüler. Kendilerini bombayla imha etmeye deniyor kameramanlar ama başaramıyorlar. Aksine göz ışınlarıyla bombanın geldiği makineyi patlatıyorlar ve kameramanı öldürüyorlar. Tuvaletler gerçekten güçlü. Ama böyle durumlarda kameramanlar artık olayı devralıyor. Dev kameramanlar var ve bu boyutlarına göre daha küçük olan örümceğimsi olanları falan filan elleriyle patlatabiliyorlar. Şapla vuruyor, öldürüyor yani. Biraz daha rahatlamış oluyorlar. Zaten bir sonraki bölümlerden de görebiliyoruz ki küçük kameramanlar patatesini yerken dev kameramanlar da bu tuvaletlerle savaşıyor ve elleriyle falan bu işi bitiriyor.
getirebiliyorlar. Ama tabii ki dev kameramanların sonunu da G-Man getiriyor. Kendisi dev kameramanın gövdesinde olan reaktöre ışın atıyor ve bu şekilde onu etkisiz hale getirebiliyor. Hatta bölüm içerisinde kameraman çok kötü durumda kaldığı için uçarak kaçıyor. Kalkan açıyor, kalkanını bile patlatıyor. Muhtemelen aralarında en güçlü G-Man olabilir. Tam bu sırada küçük kameramanlardan birkaçı normal tuvaletlerden birini rehin alıyorlar, sorguya çekiyorlar ve patronlarına, ki büyük ihtimalle patronları, G-Man'i soruyorlar. G-Man ana kötümüz olabilir bu tuvaletlerin yanında. Bunu soruyorlar, sorguluyorlar. Şibilidom şibilidom bir şeyler anlatıyor. O sırada G-Man geliyor ve ortalığı bir şeyler yapıyor işte. Tabii diyeceksiniz ki G-Man'in sifonu çekemez miyiz? Bir sonraki bölümde kameramanlar deniyor. Etraf patlarken G-Man'in üstüne çıkıp sifonu çekiyorlar ama işe yaramıyor. G-Man tam aşağı çekilirken üstündekileri öldürüyor ve düzeliyor. İlerleyen sahnelerde de tuvaletlerin daha da evrimleştiğini görebiliyoruz. Örümcek de değil artık, çok ayrı bir şey. Tarihi yeni robotlar üretmekte bulan kameramanlar dev bir robot üretiyor. Ya olanı geliştiriyor ya da üretiyor. Ve tam bu üretim gerçekleştirilirken küçük tuvaletler mekanı basıyor ve korkup kaçıyorlar. Büyük kameramanın tek bir parmağının ışını bile hepsini patlatıyor. Muhtemelen G-Man'i yenmenin tek yolu bu robot. Artık dışarı çıkıyorlar ve önüne gelen herkesi indirebiliyorlar kameramanlar. Neredeyse her yeri temizliyorlar. Ve bölümün sonuna geldiğimizde de artık kameramanlar kendini biraz daha geliştirip hoparlörlerle saldırmaya başlıyorlar. Bu şekilde tüm atakları da atlatabiliyorlar. Ve bu sahneden sonra da kameramanlar yönetimi ele alıyor. Yani daha güçlü oluyorlar. En son hatırlıyorsanız savaş kameramanların tarafına geçmişti. Yani kameramanlar daha güçlüydü. Çünkü bir robot yapıyorlardı. Bu robot çok güçlüydü. Hatta tuvaletler bu robottan korkuyordu. Eğer ki önceki bölümü izlediyseniz ve hatırlıyorsanız, önceki bölümde büyük robot yapılırken mekanı küçük tuvaletler basıyordu ve tuvaletler büyük robotu görünce korkup kaçmışlardı. Hatta bunu da hatırlıyorsanız ki büyük robot tek bir parmağıyla bile her yeri yok edebiliyordu. Ve daha güçlülerdi. Bu da kısaca savaşı kameramanların kazancı anlamına geliyordu. Peki şimdi ne oldu? Savaş devam ediyor. Kameramanlar kapışıyor, bir sürü olay oluyor. Tabii bir farklılık var. Artık kameramanlar daha agresif ve önüne geleni indirebiliyorlar. Hani dev olmasına gerek yok. Normal bir kameraman bile önüne çıkan normal tuvaleti tek yumrukla yapıştırabiliyor. Sifonu çekebiliyor. Daha güçlüler artık. Bu yandan gelişme kat etmişler. Ama bu bölümdeki kamerayı çeken kişi küçük tuvaletleri yendikten sonra büyük bir tuvalete yenik düşüyor. Tam öleceği sırada da tuvaletin sifonu çekiliyor. Ve etrafa baktığımızda yeni bir karakter görüyoruz. CSGO'daki terörist te benziyor bir garip bir tuvalet. Evet, siz yani anladınız. CSGO'daki teröriste benzeyen bir tuvaletimiz var ve büyük ihtimal çok güçlü ama nereye kadar? Şimdi ortada bir robot var. Büyük ve güçlü bir robot, kırmızı bir robot. Kafası hoparlörlerden oluşan bir robot. Bu robot önceki bölümde gördüğümüz yapım aşamasında olan robot mu? Geliştirilen robot mu? Çünkü hasar gördüğü için geliştiriliyordu robot. Yoksa yeni bir robot mu? İki farklı ırk mı var? Kameramanlar ve hoparlörler. Yani çok garip gidiyor bu hikaye. İki taraf dost mu? Farklı bir ekibin ürünü mü bilmiyorum. Hoparlörlerden oluşan büyük bir kafa var ve bu kafa çok güçlü. Az önce söylediğim tuvaleti çok kolay bir şekilde yenebiliyor bu robot. Hatta patlatıyor ve tuvaletin üstüne oturuyor. Yani adam diyor ki raconu koydum ben gidiyorum aga diyor. Zaten bu bölümde de büyük bir savaş sahnesi görüyoruz. Kırmızı robot içinden geçiyor ortalığın, vuruyor, yumruk atıyor. Bir yandan da şarkı açık bu arada hoparlörlerde. Çünkü hoparlörlerden şarkı çıkması engelleyebiliyordu tuvaletleri. Hem şarkı çalıyor, hem saldırıyor, hem bir sürü, gerçekten bu seri çok karmaşık ilerliyor. Son iki bölümümüze geçtiğimizde ise görüyoruz ki kameramanlar uzaktan kumandalı kamera yapmaya devam ediyor. Yani bu alete casus gibi etraf sokup etrafı gözetliyorlar. Bu bölümde de bu aletlerden birini görüyoruz. Ve kameradan şunu öğreniyoruz ki bir depo var ve bu depoda gerçekten fazladan tuvaletler tutuluyor. Hepsi saldırmaya hazırlar. Neden bir depoda bir sürü tuvalet var ve tuvaletlerin üstünde kafa... Sorgulamayacağım. Çünkü tuvaletin hikayesini anlatıyorum şu an size. Tam da hepsi hazır derken kameraman ve hoparlör kafalı dostlarımız bu mekanı basıyor ve hepsini teker teker hallediyor. Yani bu senden anladığımız üzere kameramanlar ve hoparlörler dost. Yani birbirlerine yardım ediyor. Dediğim gibi tek amaç ortadan tuvalet adamları yok etmek. Ortadan çıkarmak yani. Tek amaç bu. İleri bölümlerde düşman olacaklar mı bilmiyorum. Teker teker göreceğiz şimdi. Bu bölümümüzde ise önceki bölümde gördüğümüz depolardan birine denk geliyoruz. Farklı türdeki bir tuvalet. Yani fötür şapka var. Senden benden daha resmi. Diğer tuvaletlere büyük ihtimal burada bir ders veriyor, bir yol gösteriyor ama tam yine bu planlar işlerken az önce gördüğümüz büyük kırmızı robot, hoparlörlerden oluşan büyük robot mekanı basıyor ve tek bir ışınla etrafı patlatıyor. Hatta fötür şapkalı tuvalet direnmeye çalışıyor ama yani şaka yapmıyorum, adam şaplığa vuruyor yani. Adam tokat atıyor. Gerçekten kırmızı robot çok güçlü. Ama G-Man'i yenebilecek mi bilmiyorum. Ya bu kadar güçlü olan bir robot bence G-Man'i yenebilir. Siz de ben hikaye anlatmaya devam ederken aşağıdan like atın ve yorumlarda teorilerinizi sunun.
olun bana. Son iki bölümümüzde görüyoruz ki her şey yolunda. Millet dans ediyor. Böyle arkada farklı bir müzik var. Herkes dans ediyor. Hoparlör kafalar, kameralar falan. Herkes dans ediyor. Herkes mutlu. Herhalde tehdit oradan kalkmış gibi. Ya da azalmış. Ama ilerleyen sahnelerde görüyoruz ki farklı bir kişi, farklı bir tuvalet. Bu sefer elektrikler var. Sanki farklı bir gücü varmış gibi. Tam bunun devamını söylemeden önce gördüğümüz tuvalet ışık hızında herkesi patlatıyor. Önündeki robotu patlatıyor. Sonra etraftaki hoparlörleri patlatıyor. Bir flash gibi hızlı bir karakter. Ve tak 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 herkesi teker teker patlatıyor. Çok güçlü. Çünkü yani çok hızlı olduğundan dolayı büyük robotu patlatabilir. Çünkü büyük robot yavaş hareket edecek. Yavaş hareket ederken diğer küçük tuvalet geldi, hemen parçaladı, içinden geçti çıktı. Yani orada yapabilecek bir şey yok. Bu yüzden bu tuvalet varyantı gerçekten çok güçlü. Ve bundan sadece bir tane gördük. Eğer birden fazla varsa büyük ihtimal yandık. Siz bu kere tuvaletleri mi tutuyorsunuz yoksa kameramanları mı, yorumlara yazın. Ayrıyeten bölümün sonunda kameraman kafalardan birinin kafasının olmadığını görüyoruz. Zaten bu hızlı olan tuvalet de patlatıyor derken hani sadece kafalarını patlatıyor. Kafalarını çalıyor gibi düşünün. Belki bu ileride işimize yarayabilir. Yani ileride ne olabilir? Kafalarını alıp kendi yararlarına kullanabilirler, bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Sonraki bölümümüze geçtiğimizde ise bu dediğimiz doğru çıkıyor. Kameramanlardan iki tanesi rehin alınmış. Bir tanesinin üstüne deney yapıyorlar. Diğeri ise yine bağlı bir şekilde deney yapılan kameramanı izliyor. Yine farklı bir varyant geliyor ki bu profesör gibi bir şey muhtemelen. Geliyor, içinden başka şöyle örümceğimsi küçük bir yaratık çıkarıyor, bir tuvalet çıkarıyor ve bu şekilde kameramanın kafasına giriyor. Yani artık kameramanın zihni kameramanda değil, yani kendisi kendisini yönetmiyor, tuvaletler kameramanları yönetiyor. Bu şekilde de önceki bölümlerde olan içeri sızma olayını tuvaletler gerçekleştirmiş oluyor. Örnek veriyorum, bir ordunun içerisinde casus kameramanların olduğunu düşünün. Yani gerçekten büyük bir güç. Ulan tam barış geliyor dedik, anasını satayım tüm olaylar karıştı. Neyse devam. Sonraki bölümümüze geçtiğimizde görüyoruz ki hala kameraman abilerimiz dalga geçe geçe tuvaletleri öldürmeye devam ediyor. Ama o sırada kafalarını çeviriyorlar ve görüyorlar ki dev bir tuvalet geliyor. Bu tuvaletin arkasında ise kendilerinden birini görüyorlar. Bir dostunu. Bir kameraman bir kameramana karşı. Şimdi şöyle düşünün, tamam kameramanlar güçlü ama bir kameramanın gücü tuvaletin gücüyle birleşirse ne olabileceğini ben size söylemiyorum. Siz düşünün, yani hayal gücünüze kalsın. Tam böyle ulan ne oluyor falan demeden sayıları artmış ki başka bir zihni ele geçirilmiş kameraman gerçek kameramanı arkalıyor ve bu şekilde kavga, dövüş, patlama, bum bum bir şeyler oluyor işte. Bu bölüm biraz ihanetle dolu bir bölüm. Ama kameramanların sonu hiç iyi gitmiyor. Muhtemelen hepsi ölecek. Bu bölüm, bu video içerisindeki en epik bölüm. Hatırlarsanız kırmızı bir büyük bir robotumuz vardı. Savaş dönerken herkes bir yandan gelmeye başlıyor. İşte normal kameramanlar sahte kameramanlarla kapışıyor, tuvaletlerle kapışıyor, tuvaletler bunlarla kapışıyor falan filan. Sonra görüyoruz ki tanka benzeyen bir tuvalet geliyor. Tabii ki bu sırada bizim en güçlü olan robotumuz geliyor. Büyük kırmızı robot geliyor ve o tuvalette kapışıyor. İşte vuruyor, kaçıyor, dojluyor, blokluyor, vuruyor, yapıştırıyor falan. En sonunda onu etkisiz hale getiriyor. Ama tam bu olaylar olurken yukarıdan o profesör süre benzeyen tuvaletine yaklaşıyor ve adamlarını, örümceğe benzeyen, ele geçiren tuvaletlerini bizim kırmızı robotun üstüne atıyorlar. Ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Bu kapışma dönerken kırmızı robotumuz tank tuvaleti yeniyor ama yendikten sonra her şey okey derken üstüne atlayan tuvaletler tarafından ele geçiriliyor. Gerçekten bu çok kötü bir haber. Çünkü çok güçlü, tuvaletlerden kat kat güçlü ve artık bu güç tuvaletlerin gücüyle birleşti ve bu gerçekten korkunç. Adam eliyle tüm şehri silebiliyor, patlatabiliyor etrafı, tüm tuvaletleri engelleyebiliyor ve bunu küçük kameramanlara karşı düşünün, hoparlörlere karşı düşünün. Gerçekten bu iş çok kötü gitmeye başladı. Son bölümümüz ise hiç umut verici değil. Sona kalan kameramanlar artık saklanıyor. Çünkü yapacakları hiçbir şey kalmamış. Bir anda da bu büyük kırmızı robotla G-Man birleşmiş. Biz bölümün başına dedik ki büyük robot G-Man'e karşı kullanılabilir ama tam tersi oldu. G-Man'le büyük tuvalet birleşti çünkü büyük tuvalet ele geçirildi. Bunun dışında dediğim gibi artık kameramanlar zor durumda, saklanıyorlar. Farklı bir şey üretmeleri gerekiyor. Artık bir robot mu, daha güçlü bir robot mu artık üretmeleri gerekiyor yoksa tuvaletler tüm dünya ele geçiriyor. Bu bölüm son bölüme göre daha olumlu bir bölüm. Bu bölümün başında görüntüyü tutan kameramanımız bir base'e giriyor, bir sığınağa giriyor ve arkasından ele geçirilmiş bir kameraman getiriyor. Bu bir tuzak aslında. Kameramanımız içeri giriyor, arkasından ele geçirilmiş kameraman da geliyor ve kapının sağında ve solunda duran diğer kameramanlar ele geçirilmiş olanı tutuyorlar, onu oyalıyorlar. Kameramanlar onu oyalarken de üstten başka bir kameraman atlıyor ve ele geçirilmesinin sebebi olan parazit tuvaleti çekip çıkarıyorlar. Bu olumlu bir şey çünkü artık ele geçirilen karakterleri
geriye çevirebiliyoruz. Geri normal haline çevirebiliyoruz. Ama birazcık uğraştırıyor tabii ki bu. Çünkü hani yakalayacaksın, içinden çıkaracaksın. 3 tane kişiye ihtiyacın var. Sen 3 kişiyle biriyle uğraşırken diğeri seni gelir patlatır yani. O yüzden sıkıntı, anladın mı? Ama bu şekilde çıkarabiliyorlar. Artı olarak bu bölümde hoparlörleri de görüyoruz. Hoparlör abiler de sağlamlar. Zaten işbirliği yaptıkları için bir şekilde halletmeye çalışacaklar. Ama şunu söyleyeyim ki elleriyle parazitleri çıkarması çok yavaş bir yöntem. Etkili ama dediğim gibi yavaş. Bu yüzden kaybedebilirler. Sonraki bölümü geçtiğimizde ise dediğimin tam tersi çıkıyor. Elleriyle parazit çıkarmak yerine mantıklı bir çözüm elde edip silah yapmışlar. Ve bu silahla da içindeki parazit etkisiz hale getiriyorlar. Ve bu şekilde kendi taraflarını çeviriyorlar. Ve bu silah yani önceki elleriyle çıkardıklarında parazit yürümeye devam ediyordu. Ama hoparlör onu öldürüyordu. Bunu da direkt bu silah, direkt bu alet yok ediyor. Yani bildiğiniz öldürüyor ve iş çözülüyor. Ama tam bunları söylemeden önce dev hoparlör ve G-Man tuvaletinde etraf basıyor. Tabii ki karakterimiz silahla dev hoparlörü de sıkmaya çalışıyor ama çok bir etki yaratamıyor. Silahı buradan kaçırıyorlar. Silah önemli çünkü adamların yani kurtulma şeyi. Buradan bir şekilde etraf patlasa da silahı kurtarıp kaçıyorlar. Bu bölümler öncekilere göre daha aksiyon içeriyor ve gerçekten de merak etme seviyesi tavanlarda çünkü ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum, sen bilmiyorsun. İkimiz bilmiyorsa kim biliyor? Yani artık hani bir şekilde kurtulmaları lazım. Bir silah ürettiler. Silahla sıkıyorlar, onları etkisiz hale getiriyorlar. Ama sıkıntı şu abi. Tamam sen bunu yapıyorsun da deve ne yapacaksın, dev hoparlörü? O yüzden çok bir işe yaramıyor. Bakalım ne yapacaklar. 36. bölüme geçmeden önce The Fog Boom Skibidi Tuvalet'in mobil oyunun çıktığını gösteriyor. Yani bunu da bir bölüm gibi yapmış ve gösteriyor tabii ki. Bu bölümde yine farklı bir kameraman tayfadan olaylar dönüyor, saklanıyorlar falan filan. Bir tanesi de gidiyor telefonla oynuyor. Ondan sonra etraf basıyorlar. Sonra boom oluyorlar. Yani bu bölüm biraz sayık olmuş ama oyunun çıktığını duyurmuşlar. Bu oyun da Haziran'ın içinde çıkacak. Ne zaman bulamadım ama yakın bir zamanda bu oyun çıkacak. Oyun çıktığında oynamamı istiyorsanız bu videoya gerçekten like atın, sağlam bir like atın, sağlam beğeni atın. Bir 10.000, 10.000 bir şeyler çıksın yani. Oyun çıktığında hemen ben oynayıp videosunu çekeceğim, yayını yaparız, bir sürü şey yaparız. Bu bölümde oyunun çıkacağını, reklamını yapıyor bölümde. Bu kral da işini biliyor. Oğlum Skibidi Tuvalet'in ben de mi oyununu yapsam ya? 70.000 like geliriz. Her neyse tamam. 36. bölümdeyiz. Bu bölümde bizim çok önemli dediğimiz silahı çoğaltmışlar ve mantıklı bir şey yapmışlar yani. Kameraman abilerimizden biri iki elini alıyor sanki maraz eli şöyle tı 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 tı. İki elini alıyor silahı ve diğer ele geçirilmiş kameramanlara sıkıyor ve zaten oradan kurtarıyor onları. O şekilde de çoğu tuvaleti etkisiz hale getiriyorlar. Yine bu bölümde çok olumsuz bir şey olmuyor kameramanlar açısından. Ben kameramanları tutuyorum. Sizin de çoğunuz kameramanları tutuyormuşsunuz. Vallahi bilmiyorum da çok iyi gidiyor. Çok olumlu gidiyor. Bence bundan sonraki bölüm olumsuz bir şeyler olabilir yani. İki bölüm üst üste olumlu gidiyoruz. Sonraki bölümde çok iyi bir şey oluyor. Ulan bir şeyde de haklı çak ya. Kötü iyi gidiyor. Kötü olacak diyoruz. Yine iyi oluyor. Bence bundan sonraki bölüm kötü olacak yani. Bu bölümde bizim önemli dediğimiz silah tanka dönüştürülmüş. İyi bir şey. Bu tankla birlikte bundan birkaç bölüm önceki yani boss diyebileceğimiz türden güçlü bir tuvaleti etkisiz hale getiriyorlar. Ya tank getirmiyor ama zaten adam ele geçirilmiş değil. Tank sadece ele geçirilmiş kişilere ateş atıyor. Yandaki iki hoparlörü ateş atıyorlar ve bu ikisi de ortadaki tuvaleti bam güm dövüyorlar. Yani içinden geçiyor. Mikrofona vurdum az önce. Gerçekten çok olumlu gidiyor. Bence bundan sonraki bölümde bir şeyler olacak. Ve büyük görev. Bu tank ele geçirilmişleri patlatıyorsa, kendi tarafımıza geçiriyorsa, etkisini kaldırıyorsa neden titan hoparlörde denemeyelim ki? Değil mi? Ve bu bölümde tankı titan hoparlörün yakınına getiriyorlar. Tam atış yapacakken G-Man önüne geçiyor ışının ve hiçbir şekilde etkilenmiyor. G-Man de etkilenmiyor. Titan hoparlör de etkilenmiyor. Bu ne demek? Sıçtık. G-Man tuvalet tankı patlatıyor. Tankın içinden geçiyor. Sonunda olumsuz bir şey olsun dedik, oldu evet. Tank patladı. Yani sadece 2-3 tane silah var, o da bir işe yaramıyor. Kocaman tank patladıysa ne yapacağız? Bir sonraki bölümü izlemeden önce benim kendi teorimi, kendi fikrimi belirteceğim. Geriye bence bir şans kaldı. Hatırlayın. 23. bölüm. Bu bölümde kameramanlar yeni bir robot tasarlıyordu. Bu robot devasa bir şeydi ve tek bir parmağının ışınıyla bir tuvalet toplumunu patlatıyordu. Ben bundan önceki bölümde bu karakteri o dev hoparlörle aynı kişi sanmıştım. Ama sizin yorumlarınızdan baktığım üzere değil. Tekrar kendim inceledim. Değil bence. Yanlışım varsa düzeltin. Eğer ki bu dev kameraman bir şeyin robotu mu ne oluyor? Bunu çıkarırlarsa bence gerçekten büyük fight başlayabilir ve bu şekilde hani G-Man olmasa bile arasından birini indirebilirler. O mesela kırmızı olan dev hoparlörü patlatabilir bence. Çünkü bayağı güçlü. Tek bir parmağıyla bir topluluğu patlatıyor. Düşünün yani. Sizin yorumlarınızdan birleştirdiğim teori bu. Bakalım neler göreceğiz.
Sonraki ve son bölümümüze geçtik. Bu bölümde kameramanlar tuvaletleri sağlam bir şekilde pataklıyor. İçinden geçiyorlar. Vuruyor, sifonunu çekiyor, patlatıyor. Vuruyor, sifonunu çekiyor, patlatıyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama bir anda farklı bir türden tuvalet geliyor. Görüntüyü çeken kameramanımızın üstüne doğru geliyor. Ve yeni bir karakterle tanışıyoruz burada. Kendisinin ismini bilmiyorum ama bir isim tahminim var. Televizyon adam. Olabilir mi? Olabilir bence. Daha yaratıcı isim fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Televizyon kafalı bir adam geliyor. Etraftaki tuvaletlerin hepsini hipnotize ediyor. Bir ışınla, bir sinyalle. Hepsi böyle dona kalıyor, hepsi titriyor. Ve o sırada bizim kameramanlarımız da sifonları çekiyor yani. Yapması gereken de bu. Ve bu televizyon adam gerçekten güçlü. O adam artık televizyon adam mı demeliyiz? Televizyon kafalı adam mı? Biz ne diyelim bu adama? Bölümler şu anlık burada bitiyor ama biz devamını getirmeye çalışalım. Tahminlerimizi yapalım. Belki bir sonraki bölümlerde tutar. Şimdi dediğimiz mantık var. Önceki bölümlerin birinde olan bu dev kameraman robot savaşabilir, önümüze çıkabilir. Bence kesinlikle çıkacak bu. Çünkü ona hiçbir şey olmadı. O bekliyor yerinde. İninde oturuyor. Hala geliştiriliyor. Ve o çıkıp G-Man'i ya da ele geçirilmiş olan dev hoparlörü patlatabilir. Ya büyük ihtimal dev hoparlörü patlatır veya kendi tarafına geçirir. Ama G-Man de onu yener muhtemelen. Çünkü G-Man zaten ana karakteri. Ana kötümüz olabilir. O büyük ihtimal ana kötümüz bizim. Yani onu hemen harcayacaklarını sanmıyorum. Tahminlerimizden, teorilerimizden biri bu yani. İninde yatan dev kameraman çıkacak ve fight atacak. Savaşacak. Bizim birinci teorimiz bu. İkinci teorimiz televizyon adamla alakalı olmalı. Şimdi bu adam kim, nereden geldi hiçbir şey bilmiyorum ben. Yani ilk kez bu bölümde görüyoruz bu karakteri. Başka hiçbir yerde ben görmedim şahsen. Kendisi güçlü sinyaller salıyor. Yani bu güçle etrafındaki herkesi donduruyor. Herkesi hipnotize ediyor. Ama şunu düşünün, tamam bu kadar iyi özelliği var. Bu kadar güçlü bir karakter. E tamam da parazitler tarafından ele geçirilirse ne olur? Bu büyük ihtimal ilerleyen bölümlerde bu da bir ele geçirilir parazitler tarafından. Onun gücü bize karşı, kameramanlara karşı bir kullanılır. Onları da görebiliriz. İkinci teorimiz bu. Hala bu adamın tam olarak kim olduğu hakkında bilgim yok. Kameramanların ve tuvaletlerin gerçekten ırkları değişmeye, artmaya başlıyor, farklılaşmaya. Sonumuz hayırlı olsun yani, ne diyeyim. Bu bölümde televizyon adamları daha net gördük. Hatta televizyon adamların daha güçlü halini de gördük. Televizyon adamlardan bir tanesi bizim kameramanımıza bir maske veriyor. Ve bu maske sayesinde televizyon adamın gönderdiği ışını, gönderdiği radyasyonu kapmamızı engelliyor bu maske. Ve bu bölümde kesinlikle televizyon adamların çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Çünkü birkaç ışınla tüm tuvaletleri yerle bir ediyor. Ve her televizyon adamının olduğu bölümün sonunda da televizyon adam bir kere gülüyor. TV-Man'ler biliyorsunuz ki yeni önümüze çıkıyordu. Ancak bundan önce 37. bölümde çatının birinde televizyon adamlarımızdan biri gözüküyormuş. Bundan yola çıkarak artık hikayeyi anlatırken etrafa da dikkatli bakacağız. Yani her kafamızı çevirdiğimizde farklı bir easter egg çıkıyor. Dafuk Boom'un bu ilk eklediği easter egg değil. Bölümlerin başında ta 1. bölümden 5. bölüme tüm bölümlerde böyle easter egg'ler var. Yani her yere ayrı ayrı easter egg koymuş, zaten ilerleyen bölümlerde de bir easter egg göreceğiz. Yarın bir gün Alaturka tuvaleti adam görürsek şaşırmayın yani. Son bölümde dediğim gibi TV-Man'leri daha detaylı gördük ve bir maske edindik. Bu maske Sinemamen'in saçtığı zararlı ışınlardan bizi koruyordu. Zararlı ışınlar tuvaletlere gelince de tuvaletler kendi sifonlarını kendileri çekiyordu. Umarım tuvaletlerde maskeleri keşfedip maskeleri takmaz. Artık sinema adamımız karanlık bulutlar arasından ışın alıp geliyor. Kendisinin omzunda 6 tane diken var. İlk bölümlerde var mıydı hatırlamıyorum ama yani sonradan bir analiz yaptığımızda görüyoruz ki yanlarında 6 tane diken var. Bunlar ne işe yarıyor inanın bilmiyorum. Kendisi rahat rahat geliyor ve ışınlarını yayıyor. Biz de maskeyi taktıktan sonra tüm tuvaletler kafayı yiyip kendi sifonları kendileri çekiyor. Fark ettiyseniz sinema adamın gövdesinde bir reaktör var. Bu reaktör umarım hasar görmez, yoksa çok sıkıntı olur. En sonunda adam çöktüğü yerden kalkıp uvu gibi bir bakış atıyor. Yani önce tuvalet geldi, adam yere çöküp öldürdü hepsini şaka gibi. Yani bir gayret gösterseydin keşke. Sonraki bölüme geçtiğimizde ise hala küçük kameramanların parazitik kameramanları ışın silahıyla düzeltmeye çalıştığını görüyoruz. Bir önceki bölümde zaten bu ışın silahından bahsetmiştik. Işın silahını bir portal silahı gibi bu silah biliyorsunuz. Sıktıklarında parazitleri otomatik olarak çıkartıyorlardı. Kameramanların yakındaki TV-Man kameramanları durduruyor. Çünkü diyor ki yani sen bunu sıkıyorsun ama bende daha kolay bir yöntem var diyor. Tek bir ışınla direkt işi hallediyor. Küçük TV-Man'in bile tek ışını parazitleri otomatik olarak çıkartabiliyor. Zaten çıkarttıktan sonra da tekrar ışın ile onları birbirlerine saldırır ve öldürtüyorlar. Tam o sırada uzaktan olayları izleyen kameramanımız maskesini çıkarıyor. Çünkü etrafta bir şey yok, bir sorun yok. Maskesini çıkarıyor ve arkalanıp başka bir tuvalet tarafından öldürülüyor. Bu arada arkalanan tuvalet bayağı korkunç yani. Onun tipini görürsünüz zaten. Eskimiş bir tuvalete benziyor kendisi. Sonraki bölüme geçtiğimizde görüyoruz ki kameramanlar arkasını rahat almış. Adamların hepsi tuvaletlerin üstüne oturmuş keyif yapıyor. Sonuçta televizyon adamları koruyor ya, TV-Man'ları koruyor ya kendilerini. Siz de arkanıza yaslanıp abone olup video 10.000'den fazla beğeni atarsanız bu serinin devamı daha hızlı gelir. Evet, nasıl bağladım görüyorsunuz. Bu bölümde sinema adamı görmüyoruz ama farklı bir televizyon adam görüyoruz. Böyle fazladan televizyonları falan var. Tam televizyon adamlara bakarken uzaktan tuvaletler gelmeye başlıyor. Ama bu sefer korktuğumuz başımıza geliyor. Tuvaletlerin hepsi artık gözlük takıyor. Bunu daha önceden söylemiştik. Gözlüğün olması tabii ki TV-Man'in ışınlarından koruyor tuvaletleri. Bu da çok büyük sıkıntı demek. Tam bu sırada TV-Man'ler öldürür falan derken adamlar ışınlanıp kaçıyor. Bir de giderken yapacak bir şey yok.
kral deyip gidiyorlar. Yani öyle bir hareket yapıyorlar. Ama Allah'tan hoparlörler yardıma geliyor. Adamlar sizi koruyordu. Siz orada keyif yapıyordunuz. Bir anda kayboldular. O zaman yapacak bir şey yok. Ben de tuvaletlerimi tutuyorum. Yoksa kameramanı tutuyorum. Çözemedim. Sonraki bölüme, yani 44. bölüme geçince bu sefer tekrardan sinema adamı görüyoruz. Aslında bu bölümden sonra ona sinema adam demeye başlamamız gerekiyor. Yani Dafuk abimiz açıklamada TV Man güncelleme alıyor yazmış. Sonraki bölümde de Sinema Man diyor. Birazcık karışık ama biz Sinema Man diyelim. 44. bölümümüzde sinema adamımız küçük tuvaletleri patlatıyor. Sonrasında karşısına Doktor Octopus çıkıyor. Kendisini Spider-Man filmlerinden Spider-Man'den biliyorsunuzdur. Bu arada kendisinde de gözlük olduğu için ışınlardan etkilenmiyor. Tamam abi, pardon. Sinema adam abimiz Octopus'un gözlüğünü kırıyor ve ışın salıp onu öldürüyor. Adamın zaten tek koruma yöntemi gözlüktü, o da kırılınca yapacak bir şey yok. Tam o sırada sinema adamımız büyük bir darbe alıyor. Saldırı yapan tuvalet bayağı gelişmiş bir tuvalet. Kendisinde de güçlü büyük silahlar bulunuyor. Bu durumda sinema adamın yardıma ihtiyacı var. O sırada hoparlörler yardıma yetişiyor. Sinema adam büyük bir geliştirme yaşayıp önündeki tuvaletlerin hepsini teker teker öldürüyor. Yine tek bir ışınla. Yani tek bir ışınla, ama şimdi şöyle bir şey de var. Artık üstünde 3 farklı hoparlör var ve artık kendisi kat kat daha güçlü. Tamam okey güzel falan derken bölümün sonunda ele geçirilmiş Titan hoparlörüyle karşılaşıyoruz. Tabi kendisinin arkasından da yardım da geliyor. Bölüm sonunda kamera sinema adamın yüzüne yaklaşınca sinema adamın sinirlendiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle ele geçirilmiş Titan hoparlörün ben ölmesi tarafında değilim. Sadece bir şekilde etkisiz hale getirilip içindeki paresinin atılması gerekiyor. Yoksa Titan hoparlör ölürse kameramanların yaşadığı dünya için büyük bir kayıp olur. Çünkü kurtarıcıları azalır. Zaten televizyon adamları görüyorsunuz, bir geliyorlar bir gidiyorlar. Sadece etkisiz hale getirip paresinin öldürülmesi gerekiyor. Ben bunları anlatırken bu bölüm içinde arkada bir poster görüyoruz. Bu postere G-Mod oyunda yaklaşıp incelediğimizde bilgisayar reklamı görüyoruz. Bu da ileride bilgisayar adamların da bu seriye gelebileceği anlamına geliyor mu bilmiyorum. Bu garip bir teori. Yani aslında televizyon adamlar var. Böyle monitör kafalı diyebiliriz. Ya buralar biraz karışık. Bunları göreceğiz sonraki bölümlerde. 45. bölüme geçtiğimizde kameramanların artık saklandığını görüyoruz. Ayrıca bölüm başında sol tarafta bir adam daha görüyoruz. Muhtemelen kendisi Dafuk Boom'un oyun içi modeli. Bu sahnede kendini ekleyip bir easter egg olarak geçmek istemiş muhtemelen. Kendisi Half-Life'in G-Man'i gibi. G-Man demişken bizim bir G-Man vardı. Ona ne oldu acaba? Neyse devam. Savaş şoktan başlamış. Titan hoparlör ne kadar sinema adama ışın atsa da hiçbir şekilde yaramıyor. Ve en sonunda sinema adam Titan hoparlörü tutup yere atıyor. Yere yatırmak yetmezmiş gibi üstündeki hoparlörden birini söküp çıkarıyor. Buna dayanamayan Titan hoparlör artık kaçıyor. Sinema adam abimiz de anlamsız bakış atıp kayboluyor. Yani bizim dediğimizin çok tersine gidiyor bu olaylar. İnşallah Titan hoparlörü öldürmez yani. İçine bir parazit öldürür sadece. Neyse sonraki bölüme geçiyoruz. Bu bölümde Titan hoparlörün hala kaçtığını ve sinema adamın da onu kovaladığını görüyoruz. Ama tam kovalama devam edecekken önümüze Alaturka tuvalet adam çıkıyor. Bir dakika, ne? Bu karakter Alaturka mı yoksa Pisu var mı çözemedim. Bunu siz aranızda tartışın, çözün yorumlarda, söyleyin. Bir sonraki bölümde ben anlatırım. Kendisi birkaç kameramanı içine çekiyor ve tüm gücüyle sinema adama vuruyor ama en sonunda ölüyor. Yani sinema adam gerçekten çok güçlendi. Adam tek yumrukla patlatıyor yani. Şimdi ben bu videoyu çektiğim zaman sadece bu kadar Skibidi Tuvalet bölümü var. Ayrıca biraz teori yapmak gerekirse, şimdi gördük ki televizyon adam içinden geçti bu Titan hoparlörümüzün. Titan hoparlör bayağı zarar hasar aldı. Kendisi yanına G-Man tuvaleti alıp saldırabilir. Bence öyle bir alternatif olabilir. Yani öyle bir şey olursa TV Man ölür mü bilmiyoruz. Yani TV Man'i de indirirlerse artık başka yapacak bir şey yok, ama böyle kolaya gideceğini sanmıyorum ben. Mantıken diyorsak ki G-Man'le Titan hoparlörümüz birleşirse Titan kameramanımızla da sinema adamımız birleşir. Öyle büyük bir fight döner. Ayrıca bundan önceki videomda bir Doors hikayesi anlattım. Çok güzel bir videoydu. Onu da izlemeyi unutmayın. Aha geliyorlar. Skibidi Tuvaletler geliyorlar.